Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yapay zeka teknolojisi aldı başını gitti. Dünyaca ünlü dev yazılım şirketleri resmen büyük bir yarış halindeler. Microsoft da bu teknolojiye inanılmaz yatırımlar yaptı. En son geçtiğimiz günlerde özellikle Canva'ya rakip olması beklenen Designer'ı açıkladı. Şimdi Microsoft Designer'ın detaylı incelemesine bir göz atacağız. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tanıtımımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Bu sitenin linkini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Hemen hemen tüm kullanıcılara aktif olarak açıldı. Eğer siz siteye giremiyorsanız mail bilgilerinizi yazıp kaydınızı oluşturup onay maili geldikten sonra siteye girişinizi yapıp kullanabilirsiniz. Bu videoyu çekerken onaylı bir şekilde giriş yapmıştım. Microsoft bir gün sonra tüm kullanıcılara açıldığını resmen duyurdu. Dediğim gibi siz giremezseniz kaydınızı oluşturup onay maili geldikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi sitenin ana yüzü çok karışık değil. Kullanıma gayet basit bir şekilde tasarımını oluşturmuşlar. Aynı zamanda Türkçe dil desteği de mevcut. Türkçe yazarak da tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi 3 çeşit oluşturmak istediğimiz tasarımlarımızı hazırlayabiliriz. Birincisi istediğiniz tasarımlarınızı yazarak oluşturabilirsiniz. Aşağıda resim ekleye geldiğimiz zaman telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya medyanızdan herhangi bir fotoğrafı indirerek çalışmalarınızı oluşturabilirsiniz. Veya görüntü oluşturup tasarımlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini tek tek deneyeceğiz. Şöyle geri geldiğimizde ilk önce istediğimiz neyse yazarak bir çalışma isteyelim. Örneğin pizzacı için poster oluşturmasını isteyelim. Hemen oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde bizim için designer'ın yapay zekası tasarımlarımızı karşımıza getirmiş oldu. Özellikle de sosyal medyada kullanmamız için animasyon şeklinde tasarımlarımızı da oluşturdu. Buradan istediğimizi seçip üzerinde düzenlemeler yapabiliriz. Aynı zamanda hangi boyutta istiyorsanız onu da seçebiliriz. Kare, yatay ve dik ölçüde çalışmaları hazırlayabiliriz. Örneğin şöyle kareye geldiğimizde bize hemen kare olarak kullanabileceğimiz çalışmaları karşımıza getirdi. Hemen bir tanesini seçip tasarımımıza başlayalım. Evet, kullanımı da gayet kolay. Sol taraftaki araçlarımıza geldiğimizde isterseniz çalışmalarınıza eğer firmanın bir logosu veya bir görseli varsa bilgisayarınızdan veya depolama alanlarınızdan birinden indirip çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz. Designer'ın kendi içerisinde değişik yazı karakterlerini, fontları kullanıp çalışmalarınızı düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda zemin rengini değiştirebilirsiniz. Geri gelmek için de Ctrl-Z yapmanız yeterli. Şöyle başlığımızın üzerine tıkladığımızda şuraya da pizzacı yazalım. Bu kısımdan rengini değiştirebiliriz. Yazıyı büyütüp ufaltabiliriz. Opaklığını düşürüp yükseltebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi kullanımı da gayet kolay. Yani tasarım yapmasını bilmeyenler bile Designer'da bu işleri kolayca yapabilecek. Son olarak tasarımınızı hazırladıktan sonra bilgisayarınıza indirmeniz yeterli. İndir dediğimizde PNG, JPEG veya PDF şeklinde bilgisayarınızda çalışmanızı indirebilirsiniz. Hemen tekrar yeni bir dizayn diyelim. Şimdi hemen bilgisayarımızdan herhangi bir fotoğrafı indirip çalışma yapmasını isteyelim. Hemen görsel ekleye gelelim. Bilgisayarımıza gelelim. Bilgisayarımızdan şu fotoğrafı seçelim. Aç diyelim. Yazımızı da güzellik merkezi diyelim. Ve oluştura basalım. Evet, bizim için bilgisayarımızdan indirdiğimiz fotoğrafımızı yerleştirip çalışmaları hazırladı. Bu sefer de animasyonu deneyelim. Beğendiğimiz bir animasyonumuzu seçelim. Tasarım yapmasını isteyelim. Evet, böyle bir animasyon çalışmasını bizim için karşımıza getirdi. Aynı şekilde bilgisayarınızdan eklemek istediğiniz logo vesaire varsa soldaki araçlarımızdan medyaya girip bilgisayarınızdan indirmeniz yeterli. Bu arada animasyonların çözünürlükleri de gayet yerinde. Şöyle indir dediğimizde MP4 olarak bilgisayarımıza kısa süre içerisinde inmiş olacak. Şöyle bir açalım, oynatalım. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 11 saniye uzunluğunda animasyonumuzu bize vermiş oldu. Siz de bu şekilde çalışmalar hazırlayıp kullanabilirsiniz. Evet, Designer'dan bizim için bir görsel oluşturup tasarım yapmasını isteyelim. Şöyle tekrar bir yeniye geldiğimizde burada görsel oluştur dediğimizde yazarak istediğimiz görseli oluşturabiliriz. Örneğin gün batımında bir yelkenli diyelim. Şöyle ileri diyelim. Evet, kısa süre içerisinde bizim için gün batımında yazdığımız görselimizi oluşturdu. Evet, üçü de ciddi anlamda birbirinden çok iyi. Şöyle bir incelediğimizde gerçek bir fotoğraftan ayırt etmemiz oldukça zor. Şöyle hemen bir tanesini seçip ileri dediğimizde evet, oluşturduğumuz görselimizi hemen tasarımlara uyguladı. Burada aşağılara gelip isterseniz sadece görseli de indirebilirsiniz. Veya herhangi bir tasarım yapmak istiyorsanız düzenlemeye devam edebilirsiniz. Şöyle devam diyelim. Bu arada sağ tarafta değişik çalışmalar da mevcut. Bir önceki sayfaya geri gelmeden sağ taraftaki panelden de değişik farklı çalışmaları kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Microsoft Designer basitlendirilmiş bir şekilde bu yapay zeka teknolojisini bizim karşımıza getirdi. Canva ile kıyaslamaya gelirsek benim şahsi fikrim Designer ciddi anlamda
çok başarılı olacak gibi. Tabii bu şu anda yeni, daha çok eklemeler yapıp daha farklı şekilde karşımıza gelecektir. Uzun yıllardır Canva kendi alanında tekti. Bu sefer ciddi anlamda iyi bir rakip karşısına çıkmış oldu. Evet, artık tasarım yapmak yapay zeka sayesinde oldukça kolay. Artık bu işlerin eğitimi, tekniği, taktiği falanı filanı pek kalmamış oldu. Özellikle tasarımcı arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Moralinizi sakın bozmayın. Yapay zekadan faydalanıp kendi bilginizi de harmanlayıp değişik farklı düzenlemeler yapmanız gerekir. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Her zaman dediğim gibi işini düzgün yapan, iyi iş çıkaran herkes bir şekilde başarılı olmaya devam eder diyelim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.